Romalılar dönemine kadar gidiyor. Ya Ekrem Manga. Babam Nogay, babamın annesi Nogay. Onlar hep bilirim ben, yakında öldü. Bu köyü. Aklımda kaldığı kadarıyla kuraklıktan kaçmışlar önce. Babamın annesi bir anlatırdı. Bunlar işte Rusya tarafından, hatta haritada yerlerini de ben buldum. Oradaki köylerin, oturduğu köylerin ismi de mercek oluyor, kuraklık oluyor. Bunlar da mal yoğduğu için su lazım. Bu kuraklığın yüzünden bunlar kalkıyorlar oradan. Konaklıya, konaklıya, konaklıya. İşte şurada şu rampa var ya, biz aşağı iniyor mercimeğe. O rampanın üzerine mallarıyla beraber çadırlarını kuruyorlar. Bir gün, iki gün, üçüncü gün mallarına ayağı çamurlu ve ıslak geliyor. Vallahi burada bir su var. Bu mallar ayakları çamur ve ıslak. Ertesi gün malları tekrar bırakıyorlar. Arkasına bir adam bırakıyor. Geliyor, söylüyor, diyor burada su var. Sen bizim eski tarlalarımızı tapsınlar. Burası o zaman Halep'e bağlıymış. Halep tapusuydu bizimki. Eski yazı hep. Ondan sonra İzzet Efendi, İmtaz Efendi, bunlarmış. İleri gel. Ziyad Çavuşgil, Kazım Olay. Valla o geldiklerini bize Kırım'dan derdi. Nolay. Nolay. Ben Toltamış köyünden diye sormasın. Benim anneannem kaç zamanında Adıyaman Besli köyü Yolovası'ndan gelmişler Türklere. Biliyordu. Biliyordu da yani tam ben hatırlamıyorum Nogacı. Annem de aynı benzer. Aynen. 16. yüzyılın ikinci yarısında birçok Rus-Nogay çatışması olmuştur. 1601 yılında Ruslar Büyük Nogay Ordası topraklarını tamamen işgal etti. Küçük Orda Nogayları üzerinde Rus nüfuzu ancak 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlamış, bunlar Kazaklar tarafından batıya göçmeye zorlanarak Bucak Ordası, Yedisan Ordası, Canbuyluk Ordası, Yedikul, Azak, Kuban gibi bölümlere ayrılmış ve Kırım Hanlığına tabi olmuşlardır. 28 Haziran 1782 tarihinde Rus generali Nogay kasabı Suvarov, kadın, çocuk, ihtiyar demeden yüz binlerce Nogay Türk'ünü katletmiştir. O yıllarda Kafkasya'da bulunan General Odomikov'a buradaki asayişin nasıl düzeltileceği sorulduğunda alınan cevap, Nogay ahalisinin bulundukları yerden uzaklaştırılmalarıyla olmuş ve bu Rus gazetelerinde yayınlanmıştır. Ruslar Kuban ve Terek'in kuzeyini ele geçirdikten sonra binlerce Nogay ve Kalmuk ailesi Dağıstan ve Çerkes kuvvetleriyle birleşmesinler diye Volga'nın ötesine göç ettirilmişlerdir. Onların yerine de Rus köyleri yerleştirilmiştir. Bu sistemli politika ile Rusya'nın hemen her yerinde olduğu gibi Kafkasya'da da demografik bakımdan Rusların üstün olması sağlanmıştır. 1420 yılına kadar Altın Ordu Devleti'ne bağlı olarak Avrupa, Asya ve Afrika ticaret yolları üzerinde bir ticaret merkezi olarak bulunan Kırım'da Melek Hacı Giray 1448 yılında Giray Hanlığı'nı kurdu. Kırım Hanlığı Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine girdi. Osmanlı İmparatorluğu Ruslara karşı Kırım'ı ve Kırım Türklerini bir tampon gibi görüyordu. Hatta Yavuz Sultan Selim, Kırım Tatar ordusunun Rusya dışındaki bölgelerde savaşlarda kullanılmamasını vasiyet dahi etmişti. Diğer Osmanlı padişahları ise Tatar ordusunu her bölgedeki savaşlarda kullanmış ve Tatar ordusu yıpranırken ordusu daha da güçlenmiştir. Lehistan'ın iç işlerine karıştığı gerekçesiyle açılan savaşta Osmanlı İmparatorluğu yenilmiş ve 10 Temmuz 1774'te yapılan Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım artık Osmanlı'nın korumasından çıkarılmış ve kendi başına bir hanlık olarak bırakılmıştı.
yaşım düştü. Elazığ'dan sonra 56 gelmişler. Burada ilk gelenler, evet efendim, Nogay Türkleri gelmiş. Evet, Nogay. Bunlar Kafkasya'dan gelen, Cenubu Kafkasya'dan gelen, Koban Nehri civarından gelen insanlardır. Ve ondan sonra Kırım Türkleri gelmiş. Tatarlar gelmiş. Evet, biz de gelmişizdir. Ve onlarla iç içe bulunmuşuzdur. Örf adetlerimiz zaten birbirimize çok yakındır. Ve o bakımdan biz Kırım'dan, harpten evvel hicret edip evvela Romanya üzerinden gelmiş. 65, 1969. 69, evet. 13. dönem. Evet, milletvekili olarak gittik. Ve orada efendim bizimle beraber bulunan arkadaşlardan bir Balıkesir milletvekili, senatörü Ahmet İhsan Kırımlı var. Yekünen hürriyetimizi aldı. İşte tekrar efendim İlgelen Meclis üyesi oldu ikinci defa. Yani iadeye itibar ediyor. Tatarlar insanlığı, insanlık arasındaki sevgiyi ilk evvela yaşayan insanlar olduğunu söylerlerdi. Tatarlardan yasalara daima saygı görürlerdi. Yasaya aykırı hiçbir iş yapmazlardı. Hala büyüklerimiz de bize bunu tembih ederlerdi. Demokrasi? Demokrasiye inanırlardı ve demokrasiyi de desteklerlerdi. Tatarlardan yayılmış. Büyüklerimizden bunu gördük, bu terbiyeyi aldık. Ben hatta çocuklarıma da şunu söylüyorum oğlum, hakkınız olmayan kuzu dolmasına tenezzül edip el uzatmayın diyorum. Hakkınız olan bir baş soğanla bir avuç tuzu zevkle yiyin diyorum. Ben de çocuklarıma ve gençlere vasiyetim bu. Egemenliğini kaybetmiş onurlu bir milletin protestosu. Göç. Biriketti Urumga, biriketti Gırımga. Batır Eldink balası, bizde ketip baramız, biyik tavdın kırına. Rus egemenliğinden kaçmak arzusuyla, Kırım ve çevresinden Osmanlı İmparatorluğu'na ilk Tatar göçü 1772'de başladı. Sayıları 100 bini bulan bu ilk göçmenler hakkında pek az şey bilinmektedir. 1784-1790 yılları arasındaki göç dalgasında ise 300 bin Tatar'ın yarımadayı terk ettiği tahmin edilmektedir. Kendisi de Kafkasya'daki kıyma tanık olmuş bulunan ünlü yazar Kont Lev Tolstoy, Kafkasya'daki köylerin Ruslarca zapt edilmesini şöyle anlatır. Avlulara gece karanlığında dalıvermek adet edinilmişti. Böylece tam baskına uğramış olan kadınlar ve çocuklar kaçacak zaman bulamıyordu. Ve gece karanlığının örtüsü altında Rus askerlerin ikişer üçer evlere girmesini izleyen dehşet sahneleri öylesineydi ki bunları hiçbir resmi rapor görevlisi raporunda aktarmaya cesaret edemezdi. 1807 ve 1811 yıllarındaki Türk-Rus savaşları esnasında da daha küçük göç hareketleri cereyan etti. 1859-1863 yılları arasında 150 binden fazla Tatar, Kırım ve civarlarında legal yollardan göç ederken bu sayıdan binlerce daha fazlası da zaman içinde illegal yollarla vatanlarından ayrıldılar. Bu yeni göç dalgası 687'si Kırım toprakları üzerinde kurulu olan 784 köye aitti. Ve bunlardan çoğu nüfuslarının tamamı tarafından terk edilmişti. Kırım Tatarlarının ardından Kırım Nogayları ve Kuban steplerinden Nogaylar da Gunip köyünün Ruslara geçmesi ve Şamil'in tutsak edilmesine sert tepki göstererek Osmanlı İmparatorluğu'na göç ettiler. Nogayların toplu olarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarına resmi göçü 1860 yılında hacca giderek Kabe'yi tavaf etmek bahanesiyle yapılmıştır. Türk araştırmacı Kemal Karpat'ın verilerine göre bunların sayısı 46 bin ila 50 bin arasındadır. Rus yazarı Tomilov'un verilerine göre ise Kırım Savaşı'nın ardından 20 bin Nogay ailesi Rusya'yı terk etmiş ve bunlar Ceyhan Ovası'na yerleşmişlerdir. Bunların tamamı Yedisan, Beşna ve Canboyluk kabilelerine mensuptur.